Ne dedin hünkârımız? Sadarete dönecek misin? Ne sadareti sultanım? Canımı zor kurtardım. Bayezid'i hainlikle, isyana destek vermekle itham ediyorlar. Evladımı bilirim. Bunun dikine gidecek. Hakkında konuşulanları işitince geri dönmeyecek. Bir şeyler yapmalısın. Bayezid'i buraya getirmelisin. Gelmezse işler sarpa sarar. Allah korusun. Hünkârımız üzerine asker yollar. Bu ne kadar doğru olur bilmiyorum sultanım. Belki de hünkârımız, Allah muhafaza, şehzademizin idamına hükmedecek. Validem hayır. Rüstem, derhal Edirne'ye git. Oğlumu buraya getir. Mehmet'i, Cihangir'i kaybettim. Bayezid'i kaybedemem. Onu kaybedemem. Buna dayanamam. İçiniz rahat olsun sultanım. Ne yapar ne eder şehzademizi buraya getiririm. Ancak bugünü unutmayın. Bugünü unutmayın. Siz oradayken yanınızda kim vardı zinhar unutmayın. Bayezid'in hakkındaki ithamların hepsi uydurma. Belli ki birileri tuzak kurmuş. Şehzademi isyankâr, sana düşman göstermeye çalışıyorlar. Bayezid'in kabahati ayağım beyan Hürrem. Ben ona isyanı bastırmasını emrettim. O Edirne Sarayı'nda oturmayı tercih etti. Bunu yapan diğerleri neden yapmasın? Hakikati göreceksin Süleyman. Göreceksin. Bu bir tuzak. Bu tuzağı kuranlar açığa çıkacak. Madem bu bir tuzak, o halde söyle bana bu tuzağı kim kurdu? Hı? Kim var bu işin arkasında? İki senedir olup bitenler herkesin malumu. Beni düşman bellediler. Bu yüzden de evladıma saldırıyorlar. Ona türlü iftiralar atarak kanına girmeye çalışıyorlar. Ne olur Süleyman, bu yalanlara inanma. Bayezid senin gözünün nuru. Kıymetlin. Benim 4 oğlum vardı. İkisini kaybettim. Aslan gibi 2 şehzademi toprağa verdim. Bir daha aynı acıyı yaşamayacağım. Buna izin vermem. Her kim ki onların kılına dahi zarar verirse karşısında beni bulur. Hürrem, derhal dairene dön ve bir daha ben çağırmadan zinhar buraya gelme. Nerede aslanım? Ne gelen var ne giden. Sultanım, vallahi Rüstem Paşa'mız öyle haber vermişler. Bayezid'in sağ solu belli olmaz. Caymış olmasın. Ağzından yel alsın. O vakit ben bile kurtaramam onu. Bayezid, Allah şükürler olsun aslanım. Validem. Gelmeyeceksin diye öyle korktuk ki. Hünkârımız pek sevinecek sözünü dinleyip gelmene. Buraya gelmemin sebebi hünkârımızın sözü değil miyim ha? Validem böyle istediği için geldim. Bayezid, ne olur inat etme. Af dile hünkârımızdan.
Bunu istemeyin benden validem. Zira af dilemeyi gerektirecek bir kabahat işlemedim ben. Lokman'a, hünkârımıza geldiğimi bildir. Aslanım, sana olan inancım tam. Zerre kadar bir kabahatin olmadığını biliyorum. Lakin yine de sen hünkârımızın huyuna suyuna git. Ne kaybedersin? Ağzından çıkacak iki laftan mı gocunuyorsun? O iki laf benim onurumsa, evet, gocunurum validem. Hünkârımız üzerime cellatları salsa da iyi. Af dilemem. Şehzadem, hünkârımız sizi bekliyorlar. Sultanım, neler oluyor? Selim. Sakın hünkârımızın huzurunda birbirinize düşmeyin. Siz bundan sonra olacaklara mani olamazsınız validem. Artık karışmayın. Senin ne işin var burada hatun? Derhal dairene dön. Şehzademiz istediler. O yüzden geldim. Karşında bir sultan var hatun. Eğer sana dönmeni emrediyorsa döneceksin. Sen de git Hurican. Gel. Hünkârım. Hürrem Sultanımız geldiler. Bayezid neredeymiş peki? Vallahi bir malumatım yok sultanım. Hadiseden sonra saraydan ayrılmışlar. Sultanım, bağışlayın. Fakat dediğim gibi hünkârımız kimseyi görmek istemiyorlar. Hakikati görsün kâfi. Hünkârım, size bu mektubu bana bahşettiğiniz bütün makamlardan, mevkilerden azade yazıyorum. Cüretimin, isyanımın, feryadımın yegane kaynağı şu sızlayan anne yüreğimdir. Zira bugün işittiğim bir haber beni ziyadesiyle müteessir etti, derinden yaraladı. Öğrendiğime göre Şehzadem Selim'le alakalı bir karar vermiş, adeta onu veliaht ilan etmişsiniz. Evvela inanmak istemedim. Zira yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han böyle bir hata yapmaz. Yapamaz dedim. Lakin hakikati idrak edince sükutu hayale uğradım. Hata yaptınız hünkârım. Selim de Bayezid da sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder, kin tutar. Habil'le Kabil'i hatırlayın hünkârım.
alemlerin Rabbine adak adayan iki kardeşi. Birinin adağı kabul edilirken diğerinin adağı kabul görmemişti. Kabil'i kardeşini öldürmeye iten işte bu hasetti. Ateş nasıl odunu yer yutarsa haset de iyilikleri yer yutar. Elde bir avuç kül kalır geriye. Siz bir cihan hükümdarısınız. İktidarın, gücün mutlak hakimisiniz. Ancak malumunuz üzere Osmanlı töresinde veliahtlık yoktur. Tahta kimin çıkacağına ancak Yüce Rabbim karar verir. Sizin şu yaptığınız, Bayezid'le Selim arasındaki savaşı körükler sadece. Ben andolsun ki böyle bir tercihte bulunmayacağım. Bayezid de, Selim de benim canımdan can. Onları ben doğurdum. Ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. Bir anne olarak zinhar birini seçip öbürüne sırt çevirmem. Duam ve dileğim odur ki siz de bir baba olarak aynısını yapasınız. Yorgunum. Mühim değilse başka bir vakit konuşalım. Neler olduğunu işittim. Hünkar babanın gözlerine bakıp ne söylediğini biliyorum. Sükutu hayale uğradığını görüyorum. Lakin üzülme, öfkelenme. Hünkarımız belli ki çok düşünmeden kıskanlıkla söyledi o lafları. Böyle vakitlerde en doğru şey sakin olmaktır. Nasıl sakin olayım validem? Hünkârımız beni de cennetinden kovdu. Üstelik işlemediğim bir suç yüzünden. Düzmece Mustafa isyanına ben destek olmuşum. Onlara sandık sandık altın göndermişim. Hatta isyanı ben çıkarmışım. Nasıl inanır böyle iftiralara validem? Bu tıynette biri miyim ben? Zinhar. Böyle bir fesada bulaşmadığından adım kadar eminim. Hünkârımızın şüpheleri var ama. Bu işin altından da Selim çıkacak, göreceksiniz validem. Beni hünkârımızın gözünden düşürmek istiyordu, muvaffak da oldu. Eminim düğün bayram ediyordur şimdi. Bayezid, öfken gözlerine perde çekmiş. Ağzından çıkan lafları kulağın işitmiyor. Öfkene gem vur. Ve sakın kardeşine iftira atma. Selim böyle bir şey yapmaz. Böyle bir şeye cesaret edemez. Yapar validem. Yapar. Korku insana her şeyi yaptırır. Hayrola Rüstem Paşa? Asilere giden altınlar malumunuz. Aldığım istihbarata göre o altınların bu saraydan gittiği muhakkak. Ahmet Paşa'nın haberi olmadan kimse böyle bir şeye kalkışamaz. Aklını mı kaybetmiş bu? Nasıl böyle bir şeye cüret eder? Söylemeye dilim varmıyor sultanım. Lakin bu işin arkasında sadece o değil. Şehzademiz Selim de olabilir. Ne diyorsun sen paşa? Aklını başına devşir. Bağışlayın sultanım. Lakin hakikat bu. Paşa, sen benim şehzademi kardeşine ihanet etmekle mi itham ediyorsun? Senin aldığın nefesi zehrederim sana. Validem, ispatın var mı Rüstem? Delil yahut şahit. Böyle bir ihanetin delili olmaz sultanım. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Madem öyle, aklından geçenleri kendine sakla. Selim asla böyle bir şey yapmaz. Huzurunuzu bozmak istemiyorsanız hala. Siz bilirsiniz. Ancak bir kez olsun düşünün. Ahmet Paşa, şehzademiz Selim'e müttefik olmasa şehzade Bayezid'e karşı ne maksatla tavır almış olabilir? Makul bir izah var mı? Var tabii. Ahmet Paşa zevcesi Fatma Sultan'ın elinde oyuncak olmuş. Bu işin arkasında Fatma Sultan var. Hakaniniz var. Niyetleri bu. Ancak düşünüyorum da ben maazallah sizin düşmanınız olsam ne yapardım diye aklıma tek bir şey geliyor. İki şehzadenizi birbirine düşürmek. Ne olursa olsun.
Şehzadem Selim'i ateşe atacak en ufak bir söz söyler ya da bir harekette bulunursan kendi ellerimle canını alırım. Hayrola validem? Yoksa babamın benim için söylediklerini mi işittiniz? Ben o mevzuyla alakalı konuşmayacağım. Hünkârımız gibi Bayezid'le senin aranda bir ayrım yapmam Zira. Beni düşündüren hakkındaki tevatür. Kim ne diyor validem? Kime söylediğim önemli değil. Neler söylendiğine gelince. Ahmet Paşa ile bir olup Bayezid'e tuzak kurduğundan bahsediyorlar. Ben ihtimal vermedim. Lakin bunu bir de senin ağzından duymak, emin olmak istedim. Validem. Oğlum. Oğlum. Bana doğruyu söyle. Bayezid'e karşı tertip edilen bu alçakça oyuna alet oldun mu? Kardeşine ihanet ettin mi? Zinhar validem. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Siz beni nasıl böyle bir kalleşlikle itham edersiniz? İtham etmedim. Beni yanlış anlama ne olur. Rüstem Paşa değil mi? Aramızı bozmaya çalışan, sizi bana karşı kışkırtan o değil mi? Ben yalnızca masum olduğunu senin ağzından duymak istedim. Şükürler olsun ki zerre kadar şüphem yok senden. Ne lüzum vardı buna validem? Hiç değilse tahsisatı kesilmeseydi. Birkaç ay bile zor dayanır, sefalete düşer. Neyin var? Şimdi de Mahidevran'a mı acımaya başladın? Elimde değil. Ne de olsa buna biz sebep olduk. Biz mi sebep olduk? Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Hele ki Mahidevran. Bu onların başlattığı bir savaştı. Ben kazandım. O kaybetti. Tersi de olabilirdi. O vakit sürgün edilen, evladı, malı mülkü elinden alınan ben olurdum. Gel. Sultanım. Sultanım, Şehzademiz Selim Hazretleri sizinle görüşmesinin akabinde Yeni Bahçe Sarayı'na gitmiş. Ahmet Paşa'yı görmeye. Selim. Sultanım. Ahmet Paşa'ya Hürrem Sultanımızın geldiğini haber etti. Sultanım, aman diyeyim sakin olun. Vallahi keskin sirke küpüne zarar. Elimizde delil de yok zaten. Herkes haddini bilecek Sümbül. Karşılarında kimin olduğunu bilecekler. Sultanım, Ahmet Paşa sizi bekliyorlar. Sultanım. Hoş geldiniz. Kulağıma bazı laflar geldi Ahmet Paşa. Dediklerine göre Şehzadem Bayezid'in kuyusunu kazan senmişsin. Neden bahsettiğinizi anlamadım. Ben niye böyle bir şey yapayım? Ben de öyle dedim. Ahmet Paşa yapmaz dedim. O akıllı bir vezirdir. Böyle kirli oyunlara tenezzül etmez. Eğer ederse o kazdığı kuyuya evvela kendisinin düşeceğini bilir dedim. Size kim ne anlattı bilmiyorum. Lakin bu iftirayla aramıza nifak tohumu ekmek istedikleri aşikar. Madem öyle,
Şehzadem Selim'in burada ne işi vardı? Ne görüştünüz, ne konuştunuz? Ne mi konuştunuz? Ben Vezir-i Azamım sultanım. Şehzadelerimizle elbet görüşür, sohbet ederim. Size izahat verecek değilim. Bana izahat vermezsin. Öyle mi? Bana bu lafı söyleyen en son Vezir-i Azam'ın bir mezarı dahi yok. Sen neyine güvenirsin paşa? Kime sırtını dayarsın? Fatma Sultan'a mı? O mu koruyacak seni? Beni diğer paşalarla karıştırmayın sultanım. Benim alnım açık, sırtım pek. Tehditlere boyun eğmem. Zira Allah'tan başka kimseden korkum yok. Şimdi lütfen sarayınıza dönün. Bana hiç kimse ne yapacağımı söyleyemez. Ne yaptığını sanıyorsun sen Hürrem? Sarayıma gelip öyle esip gürleyemezsin. Haddini bil. Siz benim şehzadelerimin arasına girebilir, onları birbirine düşürebilirsiniz. Lakin ben bunun hesabını soramam. Öyle mi? Etme bulma dünyası. Şehzade Mustafa'ya karşı taraf tutmak kolay. Şimdi ne yapacaksın? İkisi de evladın. Şimdiden kavga etmeye başladılar bile. Hele o Şehzade Selim pek fena. Sultanım. Armut dibine düşermiş. Kendine benzetmişsin onu da. Maşallah. Aklı fitne fesata iyi çalışıyor. Ne demek bu? Asilere para yollayıp kardeşine tuzak kuran o. Ne yapsın? Can derdinde. Size yemin ediyorum, bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bilhassa sen Ahmet Paşa. Bilhassa sen. Sultanım. Korktuğum başıma geldi. Selim ilk taşı çoktan atmış bile. Allah'ım.